sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra kalıcı konutlarda oturuyorum. Meybro İlhan Bağışgil Anaokulu'nun o yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben normal hani yolumda yürüdüğümde çok ses oldukları için hiç geldiklerini fark etmedim. Daha sonra arkamdan kornaya basmışlar. Hani ben kornaya basılan arabalara dönüp bakmak istemedim. Daha sonrasında bacağımda bir yanma hissi hissettim. O esnada yoldan geçen bir araba durarak hani beni arabaya içeriye soktu. Ve daha sonrasında baktığımda dışarıya bir sürü köpek olduğunu gördüm. Yandaki arabalar falan durarak 30 tane köpek olduğunu, kulaklarında küpe olmadığını söylediler. Her sabah çocuklarımı okula götürdüğüm yol ve 3 okul olduğu için orada çok yoğun olan bir bölge. Ya ben o anın şokuyla zaten hani kaç köpek olduğunu anlayamadım ama bir sürü köpek olduğunu fark ettim. Arabadakilerin 30 köpek olduğunu ve kulağında küpesinin olmadığını söylediler. Oradaki vatandaşlar mı size yardımcı oldu? Evet, arabayı durdurarak beni arabaya aldılar. Daha sonra köpeğin ısırdığını fark ettim. O anın şokuyla anlamadım. Daha sonra ayağımın, bacağımın kanadığını fark ettim. Yanımda duran vatandaş sağ olsun beni hastaneye götürdü. Hastanede önce sabunla falan yıkadılar. Daha sonra pansumanımı yapıp tetanoz aşısı yaptılar. Enfeksiyondan dolayı sigorta hastanesine gönderdiler. Orada da tetanoz aşısının, kuduz aşısının olmadığını dile getirdiler. Kalkmış, bulunarak, tedarik edilerek bir saat içinde tekrar tetanoz aşısı, kuduz aşım yapıldı. Şu anda halen atlatamadım. Ya o kadar başım ağrıyor ki anlatamam. Tek düşündüğüm şey şu an bugün yaşadığım olay değil. Tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Atlatabileceğimi de düşünmüyorum. Çünkü çocuklar olsaydı çok daha kötü sonuçların çıkabileceğini ortaya düşünüyorum. Yani direkt parçalarlardı diye düşünsenize 30 tane köpek. Çok daha kötü şeyler olacağını düşünüyorum yani. O yüzden bir an önce yetkililerden yalvarıyorum gerçekten bu duruma bir çözüm bulsunlar. Biz burada kalıcı konutlarda oturuyoruz. Devlet hastanesinin olduğu taraflardan doğru bir şekilde aşağıya iniyor köpekler ve sürekli açlar. Gecenin yarısı bağırmaları, havlamaları hiç bitmiyor. Ama bu kadar sürü halinde gerçekten hiç görmedim. Bir iki tane sürekli görüyorum ama bildiğiniz sürüydü yani.